İş Sanat Gece Gündüzü sunar. Ah bir varmış bir yokmuş eski günlerde. Tatlı bir kız yaşarmış boğaz içinde. İşte bir sabah erken masal böyle başlamış. Delikanlı genç kıza iskelede rastlamış. Bakışmışlar göz göze, gören kimse olmamış. Fakat denizde dalga oynamaya başlamış. Bak bir varmış bir yokmuş eski günlerde. Tatlı bir kız yaşarmış boğaz içinde. Delikanlı yaklaşmış, ne kadar güzelsiniz. Gece gündüzden iyi akşamlar diliyoruz sevgili seyircilerimiz. Türk popüler müziğinin ilk Türkçe sözlü şarkısı Bak Bir Varmış Bir Yokmuş'la açıyoruz bugün programımızı. Çünkü şarkıyı yorumlayan usta müzisyen İlham Gencer'in 100. yaşını kutluyoruz. Evet, yarın 100 yaşına giriyor İlham Gencer ve Türk pop ve caz müziğine çok değerli katkıları olan Ajda Pekkan'dan Barış Manço'ya birçok ismi müzik dünyasına kazandıran duayen müzisyen İlham Gencer'in en büyük hayaliydi 100. yaşını kutlamak. Ne mutlu ki yarın onun için özel bir kutlama olacak. Aslına bakarsanız geçtiğimiz aylarda biraz endişelenmiştik. İlham Gencer'in hastaneye kaldırıldığını sizlere duyurmuştuk. İyi haber, İlham Gencer iyileşiyor. Biz de bu vesileyle kendisinin 100. yaşını NTV ailesi olarak kutluyoruz. Ona sağlıklı, mutlu, müzikle dop dolu günler diliyoruz. O elbette onun müziğimize kattığı değeri anlatmak adına da kısa kısa kariyerinden notları hatırlatalım istiyoruz. Quand elle me prend dans ses bras, elle me parle tout bas. 5 yaşında piyano çalmaya başladı. Türkiye'nin ilk caz grubunu kurdu. Bak Bir Varmış Bir Yokmuş şarkısıyla Türkçe sözlü pop müziğini başlattı. Bak bir varmış bir yokmuş eski günlerde. Tatlı bir kız yaşarmış boğaz içinde. Ajda Pekkan'dan Emel Sayın'a, Ayten Altman'dan Berkant'a, Cem Karaca'dan Barış Manço'ya birçok sanatçıyı ilk o sahneye çıkardı. Kapandı pencere, şarkın sustu. Artık o kalbimde çalıyordu. Türk müzik tarihinin duayenlerinden İdam Gencer, son nefesine kadar piyanosunun başından kalkmadı, hep sahnelerde oldu. Vazlere karşı neşeli sesle dans eden aşıklar. 1926'da İstanbul'da doğan Gencer, müziğe 5 yaşındayken annesinden aldığı derslerle evlerindeki konsol piyanoyu çalarak başladı. İlk bestesi olan İlham Vals'i 5 yaşında besteledi. İlk konserini de aynı yıl verdi. 1938'de 12 yaşındayken Atatürk'ün cenazesinde çıkan kargaşada tören atlarının altında kaldı. 3,5 ay hastanede tedavi gördü. 1943'te Beyoğlu Erkek Lisesi'nden mezun olan Gencer, müzik yaşamına Beyoğlu'nda dönemin ilk yerli caz grubunda başladı. Gidere giderken ardıda bir yağmur, katibimin seserezim eteği camur. 50'lerde Amerikalı şarkıcı Erte Keith'e Katibim şarkısını öğretti. Keith 1953 yılında bu şarkıyı İngilizce sözlerle seslendirip büyük popülerlik kazandı. ...1960 yılında Şişli'de müzik tarihine yön verecek Çatı adlı gece kulübünü açtı. Burada birçok sanatçıyı müzik dünyasına kazandırdı. Çatı efsane bir kulüpti. Gayri resmi konservat vardı. İlk caz şarkıcısı Ayten Altman'ı yetiştirdi. Ondan sonra tabii Cem Karaca, Barış Manço, efendim
Ajda Pekkan, Emel Sayın, Emel Sayın'a caz söyletirdim. Şu anda Türk Sanat Müziği yapıyor. Muhteşem caz söylerdi. Gencer 1961 yılında Fransız şarkıcı Bob Azam'ın o yıl dünyada meşhur ettiği bir şarkıyı Feci Evcioğlu'nun Türkçe sözleriyle Bak Bir Varmış Bir Yokmuş adıyla seslendirdi. Bak bir varmış bir yokmuş eski günlerde, tatlı bir kız yaşarmış boğaz içinde. Bu parça Türkçe söylenmiş ilk pop şarkısı olarak tarihe geçti. Bak bir varmış bir yokmuş eski günlerde, tatlı bir kız yaşarmış boğaz içinde. Heyecanlı mısın? Evet, çok. Ben de 50 yıl önceki heyecanı yaşıyorum şu anda. Sanatçı ilk evliliğini 1953'te Türkiye'nin ilk caz yorumcularından Ayten Altman'la yaptı. Altman'ın müzikte hocası da oldu. İkinci evliliğini yaptığı Necla Gencer'den Bora Gencer, Ayşe Gencer ve İlhan Gencer adlı çocukları dünyaya geldi. Her üç çocuğu da müzikle ilgilendi. Boğaziçi, dünyanın en kıymetli tek incisi. Ve İlhan Gencer için bu pazar akşamı özel bir doğum günü kutlaması yapılacak. Oğlu Bora Gencer'den aldığımız bilgiye göre Bodrum'da bir otelde yapılacak kutlamada Ajda Pekkan, Ahmet Selçuk İlkan, Yeşim Salkım, Yonca Evcimik, Kerem Cem ve Ümit Sayın da sahnede olacak ve İlham Gencer'e şarkılar söyleyecek. Biz de İlham Gencer'i bizzat kutlayalım istedik, kendisini aradık. O da bize iyi olduğunu duyurmak istedi, kendisi duyurmak istedi ve gece gündüze özel bir video hazırladı. Önce 100 yaşına basmanın mutluluğunu yaşıyorum. Herkese de benim yaşım kadar yaşamalarını Allah'tan niyaz ediyorum. Malazgirt Zaferi'nin 951 yılı kutlamasını da burada hastanede yapıyoruz. Ama Allah nasip ederse pek yakında çıkacağım. Boğaz içinde aşklar hiç bitmez, bitmeyecek. Aşk başkadır boğaz içinde. Sevgili seyircilerimiz, şimdi de rotamızı dünyaya çeviriyoruz. Dünya müzik gündeminde yeni albümüyle Arctic Monkeys ve albüm haklarını satışa çıkaran Pink Floyd ilk sıralarda yer alıyor. Bruce Springsteen, Bob Dylan ve Sting gibi dünya starlarının ardından Pink Floyd grubunun albüm hakları da satışa çıkıyor. Efsanevi müzik grubu albümlerinin hakları için en az 400 milyon sterlin, yaklaşık 8 milyar 500 milyon lira istediği konuşuluyor. Geçen yıl Bruce Springsteen'in şarkıları ve kayıtları için Sony'nin 500 milyon dolarlık teklifi şimdiye kadar yapılan en büyük anlaşmalardan biri olmuştu. 2020'de de Bob Dylan tüm şarkılarının haklarını 400 milyon dolarlık bir anlaşmayla Sony'ye satmıştı. Tüm bu rekor seviyedeki anlaşmalardan sonra yeni bir anlaşma da Pink Floyd ve Blackstone arasında gerçekleşecek gibi görünüyor. Bugüne kadar şirket Leonard Cohen, Justin Timberlake, Nile Rodgers, Nelly Furtado ve Kenny Chesney gibi sanatçıların albümlerine 341 milyon dolar harcadı. Arctic Monkeys yeni albümü The Car'ın çıkış tarihini ve şarkı listesini duyurdu. Ağustos başında Türkiye'de konser vererek sevenleriyle buluşan İngiliz indie rock grubu Arctic Monkeys, yeni albümüyle ilgili detayları paylaştı. The Car adını verdikleri albümün Ekim 2022'de çıkacağını duyuran grup,
albüm şarkılarının isimlerini de paylaştı. The Car, grubun 7. stüdyo albümü olacak. Albümde Turner tarafından yazılan ve grubun düzenli yapımcısı James Ford'la yapılan 10 yeni şarkı yer alacak. The Car, 2021 yazında kırsal Suffolk'ta dönüştürülmüş bir manastır olan Butler Priory'de kaydedildi. There Better Be a Mirror Ball, I Ain't Quite Where I Think I Am, Sculptures of Anything Goes, Body Paint ve The Car albümde yer alacak şarkılardan bazıları. ...29. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nde Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda yer alan filmler açıklandı. 50 filmin başvurduğu yarışmada 8 film Altın Koza ödülleri için jüri karşısına çıkacak. 12-18 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek festivalde Gizem Kızıl imzalı Bana Karanlığını Anlat, Serpil Altın'ın yönettiği Bir Zamanlar Gelecek 2121, Ali Kemal Güven'in Çilingir Sofrası, yönetmenliğini Tarek Dadud'un üstlendiği Yaban'ın olduğu 8 yapım Altın Koza için yarışacak. Geçtiğimiz günlerde setini ziyaret edip ilk detayları sizlerle paylaştığımız Tek adlı filmden teaser geldi. Mustafa Kota'nın yönetmenliğini üstlendiği tek kişilik filmin başrolünde usta oyuncu Tamer Levent yer alıyor. Filmde eşinin intiharından sonra akademiden ayrılan ve insanlara yardım etmek için acil psikolojik destek hattı çağrı merkezini kuran Profesör Doktor Adem Tekin iç hesaplaşmasından bir kesit izleyeceğiz. İşte filmden ilk görüntüler. Her suç cezasıyla evlidir. Ben sadece yapmam gerekeni yaptım. Emin olun, yerimde siz olsaydınız, siz de benim yaptığımın aynısını yapardınız. Hayat bu. Ne yapmalı, yoksa hiçbir şey yapmamalı mı? Bu hayatı sen sipariş ettin Adem. Hadi şimdi öde bedeli. Doktor Füsun Sayek anısına düzenlenen 16. Sağlık ve Kültür Etkinlikleri Hatay'ın Arsuz ilçesinde devam ediyor. 9 Ağustos'ta başlayan etkinlikler kapsamında sağlık taramaları ve söyleşilerin yanı sıra konserler, film gösterimleri, fotoğraftan resme sergiler düzenleniyor. Bu kapsamda O Yaz başlıklı sergi izleyicileri fotoğraftan edebiyata uzanan farklı bir yolculuğa çıkarıyor. Aylin Seyek tarafından uzun yıllardır sahaflardan toplanan sahipsiz fotoğraflar yazarların hayal gücüyle birleşiyor ve birer özel hikayeye dönüşüyor. Yayın kurulunda Talin Azar ve Hasan Hayyam'ın yer aldığı serginin küratörlüğünü Aylin Seyek ve Talin Azar üstleniyor. Etkinlikler 28 Ağustos'a kadar devam edecek. Burhaniye'de 32. Ören Turizm ve Sanat Festivali devam ediyor. Festival geçtiğimiz akşam Gökçe, Madrigal ve Moğollar konserleriyle başladı. Festival kapsamında 27 Ağustos Cumartesi Gökhan Tepe, 28 Ağustos Pazar günü Hadise, 30 Ağustos Salı günü ise Buray sahne alacak. Atatürk'ün imzalı fotoğrafı sanat eseri olarak tescil edilmiş ilk NFT özelliğini kazandı. Warner Bros. Gelecek takviminden öne çıkan iki yapımın vizyon tarihini erteledi. Tom Hanks'in Gepetto Usta'yı canlandırdığı Pinokyo filminden de fragman yayınlandı ve uğradığı saldırı sonrası Salman Rushdie'nin kitap satışları arttı. Bu başlıklar ve daha fazlasıyla bir de haber turu geliyor. Müzik
Atatürk'ün Çanakkale Savaşı sonrası kendisiyle ilk röportajı yapan gazeteci Ruşen Eşref Ünaydın'a hediye ettiği imzalı fotoğrafının 70 yıl önce Afyonkarahisar'daki gazetelerde basılmak için üretilen negatif kopyası, pozitif fotoğrafla birleştirilerek NFT yapıldı. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca tescil belgesi alan fotoğraf, bir devlet tarafından sanat eseri olarak tescil edilmiş ilk NFT özelliğini kazandı. Warner Bros. Gelecek takviminden öne çıkan iki yapımın vizyon tarihini erteledi. Çekimleri biten Aquaman ve Kayıp Krallığın prodüksiyon sonrası aşaması için planlanandan daha fazla zamana ihtiyaç görülmesi sonrası film 17 Mart 2023'ten 29 Aralık 2023'e ertelendi. Aquaman 2'nin boşalttığı tarihe ise normalde 21 Aralık 2022'de gösterimi planlanan Shazam, Tanrıların Öfkesi yerleşti. I just threw a truck at a dragon. Ladies and gentlemen, I present to you the eighth wonder of the world. Oscar'lı oyuncu Tom Hanks'in Geppetto Usta karakterine hayat verdiği Pinokyo filminden yeni fragman yayınlandı. Yeni fragman, ahşap bir kuklayı şekillendiren yalnız oyuncakçı Geppetto'nun dileğinin gerçekleşmesiyle başlıyor. Yazar Selahattin Yusuf'la kitap köşemizde bu hafta İtalyan romancı, öykü yazarı, ressam, şair ve gazeteci Dino Buzzati'yi konuştuk. Tatar Çölü ile dünya edebiyatında çok önemli bir yeri olan, eserleri 20'den fazla dile çevrilen ve 72 yılında Roma'da 65 yaşında hayata veda eden Buzzati'ye dair sohbetimiz şimdi ekrana geliyor. Böylelikle de tamamlıyoruz haftayı. Yeni haftada görüşmek dileğiyle. Quanto è bella, spira tanta sentimenti. Sevgili seyircilerimiz, Selahattin Yusuf'la bu hafta İtalyan romancı, öykü yazarı, ressam, şair ve gazeteci Dino Buzzati konuşuyoruz. 1900'lerden bahsedeceğiz dönem olarak yine ve İtalya'da San Pellegrino'da dünyaya gelmiş, hukuk mezunu. Ve Corriere della Sera gazetesinde çalışmış. Hatta ömrünün sonuna kadar evet, gazetecilik tabii. yapmış. Şimdi bunlar ilk notlar tabii ama ben hemen niye Buzzati diye sorayım. Çünkü senin öyle bir tercihin oldu konuşmak evet, üzere. Tabii. Senin hayatında nasıl bir yeri oldu? Tatar Çölü'nü okuduğumda çarpılmıştım. Bu kadar evet, basit bir sebebi evet. var. Yani Tatar Çölü'nü okuduğumda çarpılmıştım gerçekten. Pek çok okur için sadece tabii. değil mi? Yazarlar tabii. için değil, büyük okur için de. Büyük bir mucize, büyük bir armağandır Tatar Çölü edebiyat okurları için. Başta söyleyeyim, nitekim Albert Camus için de öyle olmuştur Tatar evet, Çölü evet. ve onun çabalarıyla Paris'te tanınmış ve sonra... Biraz geç gelen bir tanınmışlık hatta tabii, değil mi? Tabii tabii. Nedense İtalyanlar Avrupa'nın merkezi, Avrupa'nın biraz taşrası sayılırlar. Onların da Paris'te bilinmeye, tanınmaya ihtiyaçları olur genelde. Öyle bir kaderi var. Ama Tatar Çölü'nden önce Milano'yu ve Corriere della Sera'yı konuşmak lazım tabii. muhtemelen. Bu gazetemiz hala galiba yayın hayatını devam doğrudur, ettiriyor. Doğrudur. Corriere della Sera. Orada gazeteciliğe başlıyor. Bir eleştirmen aslında Dino Buzzati. Yani Tatar Çölü'nden ibaret tutarsak Dino Buzzati'yi yanılırız. Eksik kalır. Eksik kalır. Çünkü bu adam sosyalizan bir adam bir kere. Sosyalist faşizme bir adam. Karşı. Faşizme karşı bir ama direniş şunun var. Ama altını çizelim tabii yine öyle bir dönemden bahsediyoruz ki. İşte İtalya'da faşizmin beşiklerinden tabii, biri. Tabii Duce gelecek, evet, işte Mussolini evet, gelecek evet. filan. Onları karşılayacak olan bu yazar grubu zaten. Fakat doğru. Dino Buzzati için ilginç bir şey söyleniyor. Yumuşak başlı bir direniş üslubu vardı deniyor Dino Buzzati için. Çünkü gazetedeki işine asla ara vermiyor, işini sürdürüyor. Fakat yani bir gazeteci nasıl bu kadar derinleşebilir?
filozof düzeyinde modernite eleştirileri var bir kere Dino Buzzati'nin. Efendim bizim işte Moby Dick'lerden, Hemingway'in balık ihtiyar balıkçıdan gelen bir balıkçı ve deniz şeyi vardır malum. Bir İtalyan efsanesini temel alarak Colombre diye bir öykü yazıyor. Bir de Cehennem diye bir novella sayılabilecek uzun bir hikayeler silsilesi var. Orada Dante'yi yeniden ele alıyor ve yazıyor. Malum Avrupa edebiyatında yeniden yazma diye bir şey vardır. Ki daha önce konuştuk. Tarz vardı. Evet. Daha önce konuştuk galiba. Hatta bunu. Çok daha iyi yorumlanmış, yeniden yazılmış eserler de var. Bir şey söyleyeyim. Dante'nin İlahi Komedyası'nın Cehennem bölümünü yeniden yazıyor Buzzati. O Cehennem novellasında, hikayeler, öyküler serisinde diyelim. Çok ilginç bir Robinson eleştiri. Robinson Crusoe için söylemiştik. Hatırlıyor musun? Kim için? Robinson Crusoe yeniden yazıyor. Crusoe için evet, doğru. O da bir efsaneden geliyor. Evet, doğru. Evet. Bir büyülü gerçekçilik. Ama büyülü gerçekçilik nasıl? Diyelim ki Milano'yu bir cehennem olarak tasvir ederken başvurduğu mecburi bir yöntem büyülü gerçekçilik. Çünkü işte bir işçi metro inşaatının altına girecek gazetecimiz. Sonra bir kapı açılacak, cehenneme açılıyor. Şimdi burada yarı gerçek değil, bir hayal aslında bu, bir kabus. Kabus. Politik bir karabasan diyelim biz buna. Bir karabasan başlıyor. Fakat sonra gerçek Milano'yu tasvir ediyor. Bu çok ilginç. O zaman eleştiri şu. Buzzati şunu söylüyor. Şu andaki Milano Dante'nin cehennemidir. Cehennem. Neden olmasın deyip ayrıntılı biçimde tasvir ediyor. Büyülü gerçekçiliğin tanımı zaten budur malum. Evet. Şimdi bu Tatar Çölü'nün bu kadar meşhur olması aslında zannediyorum yine Fransa'da, yani Fransa'da yayınlandıktan sonra, çevrildikten sonra dünya çapında bir üne kavuşuyor. Tabii. Çok hızlı çok sayıda dile çevriliyor zaten. Tabii. Ve orada yine kendi yaşadıklarından da bir muhakkak alıntı var. Öyle değil bir mi? De Buzzati otobiyografik demiyoruz ama. Yok, diyemeyiz ama Dino Buzzati bekleyişin yazarı bir taraftan da aslında. Beklemenin kendisi. Evet, şimdi malum bir filozofumuz büyük insan beklemeyi bilen insandır. Bilgeler sonsuzluğu beklemeyi bilirler diye bir sözü var. Çarpıcı bir söz bu. Şimdi sanki Dino Buzzati sonsuzluğu beklemeyi deneyimlemek istermiş gibi bir hali vardır. Tatar Çölü'nde de okurlar hatırlayacaktır. Bir bekleyiş romanıdır, bekleme romanıdır. Nöbetçilikle 4 yıl mı geçiriyor? Hayatı boyunca orada kalıyor yani. Ama, o şey, psikolojik süresi bizim için Giovanni önemli. Giovanni Drogo. Evet, yüzbaşı, Teğmen Drogo'nun hayatı. Tabii, aslında kadere teslim oluyor. Teslim oluyor, evet. Doğru mu? Teslim oluyor ama sürekli geri döneceği, ertesi gün geri dönecekmiş gibi bir bekleyiş bu. Dino Buzzati'nin karakteristiği bu. Mesela bir başka öyküsünde aslında hasta... Aslında hayatın özeti değil mi? Tabii ki öyle. Hayatı özetliyor zaten. Evet, evet. Hayatı anlatıyor, tasvir ediyor. İtalyanların Kafkas'ı diyorlar. Doğru. Bir parça şey olabilir. Doğrudan Dino Buzzati budur yani. Kafka dersek biraz haksızlık olabilir Buzzati'ye. Evet. Kafka küçük olduğu için değil. Kafka büyük bir yazar tabii ki. Elbette büyük bir yazar ama özgünlüğüne zarar gelir diye korkarım. Anladım. İtalyanların Kafkas'ı deyince. Mesela bir öyküsünde bir hasta çok küçük bir şey için hastaneye düşer. Onu çok hafif hastaların koğuşuna koyarlar, katına koyarlar. Sonra bir alt kata alırlar onu. Hiç unutmadığım bir hikayedir bu. Derler korkmaya başlar. Niye ağır hastaların katına git? Bir yanlışlık oldu filan derler. Orada da bir gerçekle gerçeküstü bir muğlaklığa sürükler filan. Sonra bir kaza, işlem hatası şu bu filan olur. Daha ağır hastaların koğuşuna iner. Sonra ölüme doğru gider o katları değiştirdikçe Dino Buzzati. Dolayısıyla karakteristik bekleyiş, umut, geri dönme umudu. Fakat kaçınılmaz biçimde hep ileriye doğru giden bir geri dönme umudu. Hep kabusa doğru ve finale doğru kaçınılmaz biçimde seyahat eden bir geri dönme umudunu anlatır Buzzati bu bakımdan. Yaşama bakış açısını da aslında tabii, çok net görüyoruz. Hiç şüphe yok. Evet, hiç şüphe yok. Evet. Yani burada samimiyet yok dersek bu kurgulanabilir bir şey değil. Bütün yazdıkları birbirine benziyor çünkü tabii. Buzzati'nin. Bu arada tabii sahneye konan oyunu var. Evet, zannediyorum tabii. Albert Camus tarafından yine sahneye konuyor. Kişisel çabaları çok büyük. Evet. Camus
hayran oluyor tabii şeye, Dino Buzzati'ye ve o sahneye koymak için özel çaba gösteriyor. Tanınması için de çok çaba gösteriyor. Aynı zamanda ondan ressam, bir resim sergisi de açılıyor. Gazeteciliğini bilmiyoruz, nasıl bir gazeteci. Evet, ama bir yandan da bilemiyorum. Türkiye'de daha çok eseri olsaydı iyiydi diye düşünüyorum. Türkçe çok çevrilmiş. Çevriliyor, öyküleri çevrildi. Evet, işte, ama yani bence kaldı. Daha fazla bir külliyatı var. Evet, ama Gülay şöyle bir şey söyleyeyim, itiraf edeyim okur olarak. Evet. Tatar çölü olsa yeterli. Gerisine gerek yok sanki. Bazı yazarlar için böyle bir belki de dezavantaj. Keşke başka bir şey yazmasa diyeceğim bir yani. Çok büyük. Başyapıtı olduktan sonra değil mi? Diğer eserlerinin çok da peşine düşmeyebiliyor okur. Tabii. Ama biz hatırlatmış olduk bu zaten. İyi okumalar diyelim şimdi. İyi okumalar dileriz. Gece Gündüz'ü sundu.